Evet kurallı birleşik fiil ile türemiş fiil arasındaki farkı bazen kaçırabiliyoruz. Bu da yine sizden gelen sorularla hazırladığım bir nokta vuruşu bir video olacak tamam mı? Burada da çok önemli şeyler söyleyeceğiz. Kurallı birleşik fiili ve e, birleşik fiil ile beraber işte türemiş fiili, basit fiili vesaire e, olumsuz kullanarak sözcükleri bazen gizleyebiliyorlar ve gerçekten çok iyi gizlenebilen bir şey konuşacağız şimdi. Mesela şu iki cümle arasındaki farkı bir değerlendirelim. Dün uyumadım hiç derken kullanılan uyumadım sözcüğüne, dün uyuyan uyuyamadım hiç derken bir de uyuyamadım kelimesine bir bak. Sanki aynı şeyler gibi ama aynı fiil kökü var. Uyumak fiil var ama arada küçük bir anlam farkı var. O farkı kaybetmeden biz bu iki fiili şimdi olumlu hale çevirmeye çalışacağız. Sana tavsiyem yapıyla ilgili ya da fiillerle ilgili bir şey sorulduğunda yani cevaba gitmeden o fiili olumlu yaparak da mutlaka cevabının bir yoklamasını, bir sağlamasını yap. Oldu mu? Hemen bu fiilleri olumlu yapacağız ama önce şunu söyleyelim. Dün uyumadım hiç derken bu hani uyumak istesem de başaramadım gibi bir anlam taşımıyor. Uyudum da dese bir adam, uyumadım da dese bu sadece bir tespit oluyor bu kadar. Belki de isteyerek uyumadı kişi öyle değil mi? Böyle bir anlam var burada. Ama alttaki örnekte biraz farklı bir şey var. Dün uyuyamadım hiç. Yani Uyumayı istedim aslında ama türlü nedenlerle uyumayı bir türlü başaramadım. Uykuya bir türlü geçemedim, dalamadım gibi bir anlam var. Becerememek, başaramamak gibi şeyler olumlusunu yaparken bizi başka bir şeye götürecek. Dikkat et. Üstteki örneğin olumlusu, uyumadım sözcüğünün olumlusu ne olacak? Uyudum olacak. Öyle değil mi? Bunun olumlu çekimi böyle olur. Uyuyamadım fiilinin yani uyumayı başaramadım gibi bir anlam varsa bu fiilde bunu koruyacak şekilde bunu olumlu yapacaksak olumlusu nasıl gelecek? Uyuyabildim yani uyumayı başardım gibi gelecek. Peki ikisi arasındaki farkı değerlendirirken özellikle alttaki fiile şöyle bakmanı tavsiye ederim. Burada galiba uyumak ve bilmek gibi iki tane fiil var ve biz bilmek fiilinin de işin içine girdiği bu birleşik fiillere yeterlik birleşik fiili diyoruz. Bu bir birleşik fiil. Peki bu bir birleşik fiil ama bunun olumsuzunu çekerken Şuradaki bilmek sözcüğünün bütünüyle düştüğünü onun yerini sadece şuradaki olumsuzluk ekinin karşıladığını göreceksin. Ee, biz o bilmek fiili oradan düşse dahi bunu olumluyken birleşik saymışsak olumsuzunu da mutlaka yapıca birleşik saymalıyız. O halde bu cümlede kullanılan fiil için bir kurallı birleşik fiil örneği demem mümkün. Peki kurallı birleşiklerden özellikle hangisi diye sorarsan ona da ne demek lazım? Yeterlik birleşik fiili. Peki üstteki örnek için ne yapacağız o zaman? Eğer uyumadım sözcüğü uyudum gibi bir şeyin olumsuzuysa ama aldığı olumsuzluk ekini de dikkate alarak tabii. Çünkü şuradaki olumsuzluk eki bir yapım ekidir unutmayalım. Artık uyumak uyumamak şeklinde yeni bir fiile döndü diyeceğiz. Olumsuz anlam kazandığı, Haliyle yapım eki nedeniyle bu sefer de nasıl bir fiil oldu? Türemiş bir fiil oldu. Ha, asıl mesele nedir? Asıl mesele anlam. Bu fiilleri olumlu yaptığında uyudum, uyuyabildim hangisi doğru cevap geliyorsa o aslında biraz senin elindeki o olumsuz fiilin de yapısını belirliyor diyelim. Peki hadi şu ikisi arasında bir tercih yap sen de. Yapamadım bu soruların hiçbirini. Kimse sormadı bana. Bunu. E şimdi bunların hangisinde kurallı birleşik fiilin olumsuzu var diye sorsam. Üstekini tercih edersin tabi. Yapamadım yani istesem de olmadığı, beceremedim, başaramadım gibi bir anlam var. Bunun olumlusu nasıl gelecek mutlaka? Yapabildim şeklinde gelecek. Haliyle Olumlusu eğer yapıca birleşik bir fiilse bunu da mutlaka yapıca ne kabul etmek gerekecek? Bu da bir birleşik fiil. Kurallı birleşiklerden yeterlik birleşik fiili. Ama alttaki örnekte sormadı sözcüğünü kesinlikle kurallı birleşiklere yakın bir örnek gibi düşünemiyorum. Bunun olumlusu sadece sordu gibi bir şey olabilir. Haliyle biz üzerindeki olumsuzluk ekini dikkate alarak bunun için artık bu bir yapım eki unutma. Olumsuzluk ekleri böyle kabul ediliyor. Dolayısıyla bunu yapıcı ne kabul edeceğiz sadece? bir türemiş fiil kabul edeceğiz. Umarım aradaki fark yavaş yavaş oturmuştur. Ha daha fazla ayrıntı ihtiyacım var diyorsan, öğrenmek ve pekiştirmek için daha fazlasını bana sunar mısın diyorsan, bunların hepsi hazır zaten. Önceden konuştuğumuz şeyler. Bu oynatma listelerine bir göz atarsan mutlaka yol alacaksın değil. Kolay gelsin.